Çeyrek Ekranı Televizyon'dan hepinize merhaba. Ben Serap Topçu, Hayal Ürünü programına hoş geldiniz. Efendim, programımızda bildiğiniz üzere her hafta hayata iz bırakan kadınları, kadın mucitlerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Bu hafta hayata iz bırakan kadınımız, aslında hepinizin yakından da tanıdığı, Yeşilçam'ın Sultan lakabıyla bildiği, şu an hepiniz anladınız sanırım. Kim, kimden bahsediyorum? Selvi Boylu al yazmalım desem, evet yanılmadınız, Türkan Şoray. Şoray 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Kendisi memur bir ailenin kızıydı. Nazan ve Figen adında iki kız kardeşi daha vardı. Babası Çerkez, annesi Selanik göçmeniydi. Kendisi o zamanlar oyunculukla ilgilenmiyordu. Fatih Kız Lisesi'ne gidiyordu. Bir gün, anlattığı bir röportajdan aldığım bilgiye göre, bir gün okul çıkışı evinin önüne büyükçe bir set kurulduğunu gördü. Ve yaklaştı tabii, merak etti haliyle. Setteki başrol oyuncusuna bir hayranlık duydu. Ne kadar güzel bir kadın dediği var hatta kendi röportajında. Bu oyuncuyu da hepimiz tanıyoruz aslında. Kendisi muhterem Nur. Türkan Şoray kendisinden çok etkilenmiş olacak ki seti bayağı bir izlemiş orada. Daha sonra tam uzaklaşırken setin yönetmeni Türkan Şoray'a yaklaşıp sen de oyunculuk yapmak ister misin diye sormuş. Şoray biraz korkmuş olacak ki hızlı adımlarla eve gitmiş. Sonrasında annesinin de teşvikiyle Yeşilçam'a dahil olmuş ve iyi ki dahil olmuş sultanımız. Sonrasında Emel Yıldız ile birlikte bir sinema setine gidiyor Türkan Şoray. Orada da tabii tüm dikkatleri üzerine topluyor ve Türker İnanoğlu'nun da teşvikiyle Yeşilçam'a adım atmış bulunuyor ve iyi ki de adım atmış kendisi. Bizi o efsane filmlerle buluşturdu. Efsane filmler demişken atlamadan geçemeyeceğim. Yok, geçmeden atlayamayacağım. Efsane filmler demişken anlatmadan geçemeyeceğim. Türk sinemasında damga vurmuş filmleri, sayısız filme imza atmıştır Türkan Şoray. Hatta hepimizin hafızalarına kazınan efsane filmleri vardır. Bunlardan ilki Selvi Boylum Al Yazmalım. Herhalde bilmeyen, izlemeyen yoktur. Oradaki replikleri, oradaki oyunculuğu, oradaki duruşu, bakışı bile hepimizi halen etkilemektedir. Tabii bunun yanı sıra birçok filme imza atmıştır. Zaten iz bırakan kadınlar dedik ya, 222 filmle, yani çekmiş olduğu 222 filmle Türk sinemasında dünya genelinde en çok film çeken kadın oyuncudur kendisi aynı zamanda. Çocuklar dünyaya eşit şartlarda gelmiyorlar. Gelin çocuklarımız için eşit şartlar yaratalım. 12 Mart 2010 yılında Türkiye UNICEF İyi Niyet Elçisi seçilmiştir kendisi. Hatta şöyle bir sözü de vardır. Sevgiyle kurtulacak her şey, sevgi her şeyin başlangıcıdır demiştir. Zaten biz onu o efsane repliğinden hatırlamaz mıyız? Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, emekti sevgi. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Asya. 1960'larda sinemayla tanışmıştı tabii, bahsetmiştik. İlk sinema ödülünü Altın Portakal Film Festivali Acı Hayat filmiyle en başarılı kadın oyuncu olarak aldı kendisi. Daha sonralarında da film çekmeye zaten devam etti, film çekmeyi hiç bırakmadı. Sinema oyuncularından da Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Fatma Girik'le birlikte Türk sinemasının bir dönemine damga vurmuş 4 önemli kadın oyuncudan biri kabul edildi kendisi. Halen de öyle. Bu dörtlü içerisinde yönetmenlik yapan tek sinema oyuncusu da Türkan Şoray'dır. Koşarak geliyor. Böyle gelsin. Koşarak geliyor. Tam buraya geliyor. Minibüsün kapısı kapanıyor. Hareket ediyor. Çocuk burada böyle lap diye kalıyor. Türkan Şoray başrollerine kendisinin de eşlik ettiği Dönüş, Bodrum Hakimi, Uzaklarda Arama gibi filmleri kendisi tek başına yönetmiştir. Yılanı Öldürseler isimli filmi ise Şerif Gören ile birlikte yönetmiştir. Efendim, kendisi sayısız filme imza attı. Fakat akıllarda kalan o efsane filmi hiçbirimiz unutmadık. Halen de izliyoruz, izlemekten de bıkmadık. Selvi Boylum Al Yazmalım. Kendisinin verdiği bir röportajda Selvi Boylum Al Yazmalım'ın son sahnesinden şöyle bahsediyor. Hepimiz izlerken dedik yani, ah İlyas'a git, ah Cemşit'e gitme, İlyas'a git demedik mi dedik. Şimdi Şoray da senaryo eline geldiğinde yönetmene son sahnenin İlyas'a gitmesi, yani İlyas'a gitmem gerekiyor, burada İlyas'a gideceğim ve mutlu sonla bitireceğim diye yönetmene direttiğini, hatta setin kısa bir süreliğine durduğunu, daha sonra set çalışanlarının mağdur olduğunu hissederek yönetmenle
anlaştık aramızda. Yönetmenin dediği olacak, onun direttiğini yapacağım ve Cemşit'e gideceğim diye anlaşıp son sahnede Cemşit'e gittiğini söylüyor. Yani Cemşit'e dönüyor. Çünkü affetmeyen bir kadın var orada. Çünkü izledik, hepimiz biliyoruz. Böyle olmasının doğru olduğunu söylüyor yönetmeni. Daha sonra Cemşit'e gidiyor. Tabii filmle ilgili geri dönüşler geliyor Türkan Şoray'a. Yıllar sonra diyor ki iyi ki orada yönetmeni dinlemişim ve iyi ki orada o dönüş noktasını yapıp Cemşit'e gitmişim diyor. Çünkü neydi, tekrarlayalım? Sevgi emekti. Bizden ayrılmayın, esen kalın, hoşça kalın. Hayal Ürünü programıyla haftaya görüşmek dileğiyle.